Evet sevgili müzik dostları, herkese merhabalar. Yine bir yeni sezonda, yine muhteşem röportajlarımız ve videolarımızla beraberiz. Bugünkü konuğumuz benim değerli abim, kıymetli abim, herkesin tanıdığı şair, yazar, bestekar Vural Şahin abimiz. Birçok dinlediğiniz müziklerde kendi sözleriyle çok güzel bizim anılarımıza ortak oldu. Vural abi merhabalar. Merhabalar. İyisiniz inşallah hocam. Gelişinizden son derece memnun oldum. Daha da iyi oldum biraz da. Çok süper. Hocam sizi gençlerin tanıması babında bize Vural Şahin kimdir? Biraz bir açıklar mısınız? Hayatını sanata vermiş birisiyim. Evet. 87 senesinden beri bütün en çok ve hiçbir ücret almadan şairlerin konukları olduk, köşeler yaptık, yönettik. Evet. Birçok şairin bu camiaya girmesine vesile oldum. Bu benim için çok güzel bir şey. Öğrendiğim bir laf vardı çocukken. Sanıyorum ünlü bir yazarın kitabında okumuştum. Öğrendiğin hiçbir şey senin değildir. Hı-hı. Öğretmek zorundasın. Çünkü sen de onu bir yerden öğrendin. Bunu ben ilke edindim. Birçok gençlerin piyasaya girmesi için elimden geleni yapıyorum. Evet. Bunun yanı sıra kendi çalışmalarım da var. Hem şiir çalışmalarım, beste çalışmalarım. 4 enstrüman çalıyorum. Toplantılarımız var. Beste çalışmaları, şarkı sözü çalışmaları. Şiir farklı bir şeydir. Şarkı sözü farklı bir şey. Fakat gençlerimizin bunun çoğu bilmiyorlar. Maalesef. Onun hepsini her yazılarının besteleneceğini sanıyorlar. Böyle bir şey yok. Bilhassa serbest şiirlerin bestelenmesi çok zor. Hece olan şiirlerin de bazıları besteleniyor, bazıları bestelenmiyor. Bunlar hep bir tecrübe ile kazanılan şeyler. Yaklaşık 1000 şarkım albümler dokundu. Maşallah. Daha çok Orhan Gencebay üstadım besteledi. Evet. Ve ilk şarkımı da o bestelemişti. Nereden bileceksin? Ufka uzanan yol, sana gelen yol sanıp kendime güldümü nereden bileceksin? Dün buzdan bir dağ iken hayaline aldanıp birden çözüldüğünü nereden bileceksin? Ve şu an Türkiye'de 108 şarkısına klip çekilen tek benim. Şu an MSG Denetleme Kurulu'ndayım. Evet. Sanata ve hayata bu açıdan baktım. İlk baktığım açıdan hiçbir şey değişmedi. Aynı şekilde devam ediyorum. Çünkü öğrettiğinle kalıyorsun. En güzel şey bu. Hayat senin olsa bir duaya muhtaç hepimizin ömrü ve her şey gelip geçiyor. Öğrettiğinle kalıyorsun. Yani Rabbimin iyilik yap dediği olaylardan bir tanesi de bu. Bildiklerini öğretiyorsun. Evet. Bazen sadaka veremediğin yere bir tebessüm bile geçerli olan bu alemde birilerine bir şeyler öğretmek kadar. O öğretmek onun hayatını şekillendiriyor. Bu çok önemli bir olay. Hadis-i şeriflerde de çok güzel geçmiştir zaten. Tabii. Onun gideceği yola sen mum ışığı yapıyorsun. Evet. Onun gerçek ışığa kavuşmasını sağlıyorsun. Bir bardak suyun var ise, o çölü geçmene yardımcı olacak ise, bir seferde içmiyorsun onu. Yudum yudum içiyorsun, sonra bir çöle, göle kavuşuyorsun. Evet. Yani bildiğini öğretmek zorundasın. Evet. Ben de böyle bir yol tuttum. Çok güzel. Tuttuğum yoldan da sınırsızın üstünde bir şeyim yok. Yani sınırsız da ya sıfır kadar bir şeyim yok, pişmanlığım yok. Çok güzel. Hocam peki yazarlığa nasıl başladınız? Ailede var mıydı bu? Yoksa yoktu da siz kendinizi nasıl keşfettiniz veya birileri mi sizi keşfinize yardımcı oldu? Şimdi yönlendirme diye bir olay var. Evet. Yönlendirme ve yönlendirilmesi. Yönlendiren insanın da bundan bir bilgisi olacak. Sana ışık tutacak ve sen yönleneceksin ki gittiğin yer iyi olsun. Mesela evet, ben babamdan öğrendim. Kardeşim babamdan öğrendi. Saz çalmayı babamdan öğrendik. Babamı geçtik. Boynuz kulağı geçtik. Maşallah. Benim kardeşim de konservatuvar mezunu Erol Şahin. Hı hı. Yine Orhan Gencebay üstadım ondan besteledi. Metin Milli'de şarkısı var. Bülent Ersoy'da şarkıları var. Çok iyi bir kalem. Hı hı hı. Müzisyen ve konservatuvar mezunu. Babamdan öğrendik. Ama babamdan öğrendiğimizde kalsaydık o zaman hiçbir esprisi kalmadı. Kalmazdı. Evet, tabii. Üstüne biz bilgi ilave ettik. Nereden ilave ettik? Girdiğimiz toplumlardan, sanat toplumlarından, okuduklarımızın pozitif olanlarını alarak böyle bir çalışmalarımızı hızlandırarak çünkü babam bize bunları öğretirken evli ve 4 çocuk babasıydı ama biz bunları öğrendiğimizde bekardık. Evet. Kendimizden sorumluyduk.
Ve dolayısıyla elimizden gelen her şeyi yaptık, ilerledik. Bugüne geldik. Yani bugünden sonra kaç tane daha çıkar, nasıl çıkar? Beğenilir mi, beğenilmez mi bilmiyorum ama bizim bildiğimiz tek şey var. İnandığın yolda pişmanlık duymadan yürüyeceksin. Evet. Hatalı da olsa, zaten hatalıysan o hata kendini zaman içerisinde sana belli ediyor. Ben hatayım diyor. Ama sen görmek istersen görüyorsun evet. onu. Evet, çok güzel. Peki hocam, Orhan Gencebay Üstad'la buluşmanız nasıl oldu? İlk çünkü ilk şiirim ve size çok büyük destekçi. Çok büyük. Yani hep her buluşmamızda çünkü Vural hocam hep Orhan Bey'in ismini çok güzel anar. Nasıl oldu hocam? İlk şiirimi Orhan abi besledi. Ben askerdim. Şöyle bir dağ vardı. Dağ böyle yol gidiyor. Köye doğru gidiyor. Fakat ben onu ufka giden yol gibi gördüm ve ufka uzanan yolu diye yazdım. Ve benim aile efradım, büyüklerimden Orhan abiye ulaştırmışlar. Orhan abi de aldı, besteledi. Sonra tanıştık. Albümü okuduktan sonra tanıştık. İlk gittiğimde çok heyecanlıydım. Orhan abi şöhretinin zirvesinde. Yaşayan efsane zaten şu an. Çalan, o zaman tabii filmler falan oynuyor. Film var o zamanlar. Şimdi film esprisi de kaldı. Evet, maalesef. Sen mi yazdın bu şiiri? Evet dedim. Ben dedim seni çok farklı bir yaşta hissediyorum. Ben dedim hem meslek lisesi elektronik bölümünü bitirdim. Bizim zamanımızda sanat okulları akşama kadardı. Sabah akşama kadar. Hem de geceleri işte Cumhuriyet dönemi, Tanzimat, Mecrat, Yedi Meşaleciler, Beşeciler, Garip Akı ve bunları okuyup okuya geldim. Çok güçlü bir kalemim vardı. Sonra bir daha besteledi. Sonra aldı başını gitti bayağı. Benden besledi ama benim sanat yaşantıma şekil veren bir insandır. Kendisine buradan huzurlarınızla çok çok teşekkür ediyorum. Biz de saygılarımızı sunuyoruz. Bilgi aldığın yer de çok önemli. Tabii ki. Bir de bilgi aldığın yer seni yönlendirecek bir şekilde olması lazım. İlla bütün bilgiyi orada alacaksın diye bir şey yok. O zaman esprisi olmaz. Tabii ki. Aldığın her bilginin üstüne sen bir kat çıkamıyor isen o zaman sen de mazide kalırsın. Bu kadar basit yani. Evet, evet, çok doğru. Hocam, enstrüman dediniz. Hangi enstrüman? Saz, tambur, cümbüş, ut çalıyorum. Çok güzel. Bir zamanlar parmağa çok önem verdim. Şöyle olsun, böyle olsun. Rodrigo'nun gitar konçertosu, Fausto Papetti, Polimori, Five Star bunlardan çalışıyordum bağlamada. Daha sonra gördüm ki bestekarlıkta beyne hitap eden eserler kalmıyor. Gönüle hitap eden eserler kalıyor. Eğer gönüle hitap eden eserlerde iki isim söyleyeyim. Aşık ve Sen Neşet Ertaş. Bunların tahsili yok, kültürü yok. Normal bir hayat bile sürmediler. Biri kördü. Fakat birçok profesörün yapamadığı şeyleri yaptılar. Eserleriyle tarihe kaldılar. Söylemeleriyle, yazmalarıyla tesadüfler de yardım etti. Kendileri belki hayatta bir şey görmediler. Belki cepleri para filan görmedi. Ama şu an varisleri görüyor tabii. Sanat için yaşadılar ve sanat için son nefeslerini verdiler. Evet. İkisinin elinde sazı vardı belki son nefesinde. Ama her sazı, her dokunuşlarında bir ışık yaktılar. Bu kadar basit. Ve şöyle söyleyeyim. Ben şahsen kendi adıma babamın söylediği bir laf vardı. Yaptığın eseri mutfakta kadın söylüyorsa, sokakta ıslık çalan adam söylüyorsa, çalıyorsa senin eserin kalıcı olur. Onun haricinde kalma şansı hiç yok. Ben hep üçgenin altı geniştir. Hep alta hitap ettim. Hep. Çünkü yukarıdakiler burayı anlayabilir. Buradakiler orayı anlayamaz. Ben hep üçgenin altına hitap ettim. Ve şükürler olsun doğru bir karar verdiğimi zaman geçtikçe anladım. Bundan da mutluluk duyuyorum. Bu kadar şarkı var. Bunlardan 50-100 tanesi yarınlara kalsa. Çünkü hiç kimse hangi şarkının yarına kalacağını, kimi mutlu edeceğini bilmiyor. Denize attığımız taşın çıkardığı dalga büyük olursa yarınlara kalma şansı bu olur. Ama bu sanatın her şeyinde geçerli. Resimde de geçerli. Yani şarkıda da geçerli. Şarkı sözünde de geçerli. Attığın taşın büyük olması lazım. Evet. Hocam peki bu zor sorular ama yeni şu anki sanat camiasında gençlerimizden hem kalemleri hem besteleri olarak kimleri mesela çok beğeniyorsunuz? Yani isim olarak söylemek çok zor. Evet. Burada kırılganlıklar, alıngalıklar evet. Bulunur.
Veya yeterli görüyor musunuz hocam? Gençlerin gitmesini şöyle, Facebook çıkmadan evvel ustaya saygı diye bir şey vardı. Veya bu paylaşım araçları çıkmadan evvel. Şimdi şu an ustaya saygı diye bir şey kalmadı. Paylaşımlara saygı var. Orada 300 beğeni aldıysa sanki çok sevilmiş gibi. Hayır hayır. Ben baktığım zaman 300 beğeni alıp, yani bir kibrit çöpü kadar bende iz bırakmayan insanlar var. Kötülemek, aşağılamak anlamında tabii söylemiyorum. O beğen bir ölçü değil. Hı hı. Biz baktığımız zaman onun hangisinin yarının güneş olacağını ben hissediyorum. Hocam selamlaşmalar da artık oradan oluyor maalesef. Bayramlaşmalar bile hani, yani şuradan mesela geçiyorum. Örnek veriyorum, ben bunu birebir de yaşadım. İşte sizin şu dergahınız diyeyim, güzel yerinizden geçiyorum önüne. Aman geçmiş işi vardır. Merhaba geçerken, yani artık her şeyimiz sanal olmuş hocam. Kesinlikle. Maalesef sanal olmuş ama bunların tabii getirisi iyiye yönlendirildiği zaman çok güzel. Kesinlikle. Mesela ben birçok şiirinizi Facebook'tan şey yap, çok güzel reklam yapıyorsunuz çünkü. Çok güzel onun görselliğini. Burada da görüyorum hocam. Bir şiirini böyle bir resim seçiyor, onun görselliği, onun yazı karakteri. Reklam dediğimiz kısım o. Ama senin elindeki malzemen güzelse reklamın, çok fazla da reklama gerek yok. O zaten anlayanlara gidiyor. Yapılan işin düzgün olması gerekiyor. Beğeni yüzdesi bu paylaşımlardaki, yani hiçbir şekilde inanmamak lazım. Hiçbir şekilde. Küfürlü bir şiir yazdım. Belki bana yakışmasaktı ama o küfürlü yazdığım şiire herkes birinci şahıstan geldi. Herkes de birinci. Herkes o küfürü kendi, o şiiri kendi söylermiş gibi algıladı. 1000 beğeni geldi, 70 paylaşım geldi küfürlü şiir. Hı hı. Çünkü hepimizin hayatında böyle, onu insanlar küfür olarak görmediler. Hayatın akışından bir parça, bir ufak nehir gibi gördüler. Aslında bir sitem. Tabii. Çünkü hepimizin hayatımızda sitem ettiğimiz noktalar var. Onu öyle gördüler onlar. Bana yakışır mı? Bana yakışmaz. Benim de hayatımda var. Ama benim hayatımda ben de birileri için öyle bir şey olabilirim. Bunu hiçbirimiz bilemeyiz. Yarınları, yarının ne getireceğini ben bir şiirimde söylemiştim. Bir adım ve bir nefes sonraya kimse garanti veremez. Evet. O kadar basit. Yani ben şuyum, ben buyum diye bir şey yok. Son nefesimiz elimizde değil bizim. Maalesef. O kadar açık. Maalesef. Evet öyle. Hocam peki genç yazarlara veya genç şarkı sözü yazanlar, çünkü şarkı sözü apayrı bir durum. Ben de farklı. Babamdan çok iyi biliyorum. Atilla Damar'ın oğlu olarak. Edebi unsur çok farklı. Beste çok çok daha farklı. Şarkı sözü yazanlarına veya şairlere nedir tavsiyeniz? Ne yapmaları gerekir güzel bir şeyler yazabilmeleri için? Örnek alınan yer çok önemli. Yani sizin örnek aldığınız yer sizi götürecek olan yer. Yıllar evvel gazetelerde şöyle bir şey vardı. Kısacık mini etekli iç çamaşırın altında etek giyen insanlar çok cesur giyiniyor diye bir yazı çıkardı. Bütün o zamanın genç kızları hep mini etekli çıktı. Yani bunu kötülemek anlamında söylemiyorum. Hatta ünlü bestekarlarımızdan bir tanesi dedi ki, işte bu falan filan bestekar esrar içmeden bir haber. Bizim danışacağımız kimse yok. Şu an Facebook'ta inceliyorsun, Instagram'a bakıyorsun filan, o zaman yok. İşte bir esrar içmeden beste yapamaz deyince gençlerin çoğu esrara yöneldiler. Yani seni yönlendirilmen olayı çok güzel. Ama bu yönlendirme olayında senin birikimlerin varsa o seni yönlendirenden o bilginin sana ters olduğunu inanıp kendi kendine bir yol çizmen gerekiyor. Burada da mantık hocam. Mantık devreye giriyor. O da senin kitap okuman, değerlendirmen, okuduklarını kendi süzgecinden geçirip Kur'an'da şöyle bir ayet var, hani onlar lafı dinler, iyi olanını alırlar mealinde bir cümle var, harika bir şey. Her dinlediğin söze inanmak ya da yapmak zorunda değilsin. Ama yaptığın iyi olsun. O kadar basit. Aynen. Yarınlara kalmak istiyorsan. Yarınlara kalmak istiyorsun derken kendi branşında. Bir de sevdiğin işte, insanlar sevdiği işte farklı bir yerlere gelirler. Ben meslek lisesini, siz elektronik bölüm mezunuyum. Elektrik mühendisliğini kazandım, gitmedim. Çünkü mühendis olsaydım benim için bir şey vermeyecekti. Sadece bir kayıp olacaktı benim için. Bunu anladım. Babama dedim, baba ben elektronik bölümünü bitirdim ama artık okumak istemiyorum. Sen bilirsin oğlum dedi. Hayat
senin hayatın dedi. Çok güzel bir karar verdi. Ve o günlerden bugünlere geldik. Maşallah. Ve senin yanlış bir karar da vermiş olabilirsin. Bu ayrı konu. Demek ki ben Rabbime şükürler olsun doğru bir karar verdim ve bugünlere geldim. Şükürler olsun. Hocam peki sizi takip etmek isteyenler sosyal medyada nasıl takip edebilirler? Yani Instagram'da haftada bir kere şiir ya da şarkı sözü paylaşıyorum. Vural Şahin, Vural Şahin diye. Şahin, evet. Facebook'ta da Vural Şahin bestekar olarak geçiyor. Böyle sıfat koymayı sevmiyordum. Yani bestekar, şair bilmem ne. Sevmiyorum fakat çok vardı benim adımdan. Bir ayrıcalık olsun. Hocam yine siz güzel hani yaptığınız şey. Öyle yani. Kimileri var hocaların hocası diye böyle Allah ondan razı sonra olsun. aynen. Yani Tayfun işte, benimle bir röportaj yapmıştı rahmetli Tayfun Tarifoğlu. Dedi ki sen dedi hocam burada değil de böyle geldi eserlerinizi gördü. Mesela şunların hepsinde eserler var. Evet. Oradakilerde var. Yer bitti artık aralar evet. Hiç duruyor. Yukarısı evet. Doldu. Artık buralar doldu. Demiştik ya rahmetli Tayfun hocamız. Sen dedi burada değil de yurt dışında olsaydın senin villan filan olmazdı abi, şaton olurdu demişti. Türkiye'de de trip hakları oturacak sabahına. İnşallah. Oturdukça... Bu arada hocam MSG'de denetleme kurulunda. Evet. MSG'mizde iyi çalışıyor. Evet. Bugün bir denetlememiz vardı. Gittik, yaptık, geldik. Tabii kendi uğraşın içinde olanlarla beraber bir arada olmak çok farklı bir şey. Yani bir futbolcunun basketçi arasında kendini ne kadar ispat edebilir tabii. Yani futbolcu futbolcularla beraber olacaksın. Sen nesin? Aşk şairisin. Aşk şairi yazanlarla bir arada olacaksın. Yeryüzünde fikir alışverişi diye bir şey var. Kur'an oku diye başlıyor. Yani oku, araştır. İlime çok önem veriyor Kur'an. Hani değil. Evet. İlim. Yani her şeyin başında ilim. Zaten o kültürü, o bilgisi olmayanlar ilerleme şansları çok az. Herkese hayatında insan bir tesadüf yardım eder. Ama o tesadüfün senin yaptıklarıyla da alakalı olması lazım. Sen ortamın içinde olursan o tesadüfler seni bir yerden gelir bulur. Yani markette olup da şarkıdan başına elma düşmesini bekliyorsun yani. Evet. Hocam değerli vaktinizi ayırdınız. Ben öncelikle kendim ve yönetim kurulum adına sonra tüm müzik dostları adına çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Çünkü bizim amacımız sizin gibi duayenler, sizin gibi gerçekten böyle kendi bileğinle, kendi elinin gücünle bir yere gelmiş insanları gençlerimizle buluşturmak. Çünkü dediğiniz yani örnekler çok önemlidir ama bir de o örnekleri birebir biz gençlerle buluşturmaya çalışıyoruz. Evet. Bu sosyal medyayı doğru ve düzgün kullanmaya çalışıyoruz. Onun için tekrar teşekkür ederim. Ben çok sağ olun. Nice güzel inşallah bundan sonra da yazılarınız, paylaşımlarınız i̇nşallah. Olur i̇nşallah. Ve biz de bunlardan feyiz alırız diye ümit ediyorum. İnşallah. Sevgili müzik dostları, Bir Güzeller röportajında sonuna geldik. Vural Şahin hocamızla genç yazarlar ve genç bestekarlar ve genç şarkı sözü yazarları umarım feyiz almıştır, öyle ümit ediyorum. Bir dahaki röportajımızda görüşene kadar sevgiyle, sanatla, huzurla kalın. Hoşça kalın. Günlerim karanlığa dudak sürdüğü zaman sevip de kokladığım